Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Tuttu. Değerli öğrencim Tonguç'la size bugün kaldırma kuvveti konusundaki yoğunluk hesabını, hatta sadece yoğunluk hesabını anlatacağız. Yoğunluk Aa. nasıl hesap ediliyor bakalım. Şimdi evladım Of, bunlar ne hocam? yoğunluk ya, evet, gerçekten içi böyle insanın bir daralıyor gibi ama nedir bir anlamaya çalışalım. Nedir deyince birim hacimdeki kütle. Şimdi Tamam. Tonguç, basit bir şekilde sana anlatmaya çalışayım. Bak Tonguç, bunlar diyelim ki eşit büyüklükte, tamam mı? Evet. Eşit büyüklükte diyelim. Bir tanesi elimle tartıyorum, bayağı bir ağır geliyor. Bak, eşit Evet. büyüklükteler ama bu bayağı ağır geliyor. Bu hafif. Evet. Veya hatta şuna bak, kozalağı aldım mesela. Daha büyük ama daha hafif. Daha büyük ama daha hafif. Şimdi bunu nasıl anlıyoruz biliyor musun? Bunun yoğunluğu daha fazla olduğu için daha ağır oluyor. Yani demek ki yoğunluğu fazla olan cisimler daha ağır olur. Mesela şöyle düşün. Demir mi daha yoğun, plastik mi daha yoğun? Tabii ki Demir. demir daha yoğun, değil mi? O zaman demiri alsak, mesela bir pil var diyelim burada. Bu pili alsak, bir de bununla aynı büyüklükte mesela bir kalem var elimizde diyelim. Hangisi daha ağırdır? Tabii ki pil daha ağırdır. Dolayısıyla yoğunluğu fazla olan cisimler daha ağırdır gibi bir intiba var, değil mi? Evet. Ama bunu öyle değil de, hani ağır değil de şöyle düşünelim. Yoğunluğu daha fazla olan daha ağır hissedilir gibi düşünelim. Anladım. Birim hacimdeki kütle yoğunluk, tamam mı? Bir kere yoğunluk deyince nasıl hesaplanır da bir formül var. Neymiş evladım? Dede muzu böl ver. Dede muzu böl ver evladım. Ha, doğru. Bir torunlara, çocuklara muz hemen verilmez. Bölerek verilir. Evet, Doğru. Çok aferin evladım. güzel bir Çok yöntem büyük bir bulmuşsun o muzu zaman. tek başına ağzına alabilir misin evladım? Alamam hocam. Evet, o yüzden kırarak dedem sana muzu bölerek verir, değil mi? O zaman Evet daha hocam. rahat olur. Şimdi evladım bak, bu M dediğimiz şey ne biliyor musun? Kütle. Anladım hocam. V dediğimiz şey de hacim. Hacim. D dediğimiz şey de, yani dedemiz de yoğunluğu temsil ediyor. Yoğunluk, yani bizim aradığımız öz kütleyi temsil ediyor. Bak, kütle dediğimiz şeyi ayırt edebilmek için sana bir tüyo vereceğim. Bunu çok iyi bilmelisin. Gram ve veya kilogram. Görünce hemen kütle aklına geliyor. Mesela sen kaç, senin kütlen kaç Tonguç'cum? Benim kütlem hocam ben 87 kilogramım. Şuş Tonguç'cum, sen bu yaşta nasıl 87 olursun evladım, o kadar? Hay Allah, şaka mı yapıyorsun? Hocam az önce yani kütlemi sordunuz. Ben de Tamam, söyledim dalga hocam yani lütfen. geçmeyeyim Ay, evladım. Bunu hocam kas lütfen. çalıştığımı nasıl unutursunuz? Six pack Ha, falan. onlar kas kütlesi tabii canım, Evet şey hocam değil ya. full kalite Senin yani. yoksa kemiklerin falan kalın zaten, öyle diyor Hocam arkadaşlar. zaten ben 89 kiloyum ama 88'i yürek yani. He, vay, Evet bak bu hocam laf burada gerçekten gediğine oturdu diyebiliriz. aynen. Şimdi hacim deyince Tonguç'um da uzayda kapladığımız yer aklına gelecek. Bunu ayırt edebilmen için de sana tüyo, santimetre küp veya metre küp şeklinde birimler Ha. verecekler. Bak mesela bir soru var. 30 gram olan bir madeni paranın hacmi 10 santimetre küp ise demiş. Şimdi bak, bu gram ne demekti? Kütle. O zaman muz. Muz. Muzun ağırlığı var, değil mi? Muz kaç kilogram deriz? Kaç kilogram muz alacağım Aynen, aynen, falan filan. aynen. Santimetre küp neydi zaten? Hacmi demiş yani. Bunu anlamamak için eşek olmak lazım. Evet hocam. Santimetre küp de V o zaman, değil mi evladım? Evet. Şimdi o zaman hemen hesabını yapıyorum. Dede muzu böl veri yazdım. Evet. Dede eşittir. Muzu biliyorum. 30 Evet. grammış muz. Veri de biliyorum. 10'muş. Bitti o zaman cevap 3. Peki bunun birimi nedir? Bak, gramı santimetre küpe bölmedik mi Tonguç? Evet O hocam. zaman cevabımız 3 gram bölü santimetre küp. Demek ki öz kütlenin birimi de gram bölü santimetre küpmüş. Anladım hocam. Evet, anlaştık mı Tonguç'um? Anladım. Dedi muzu böl ver ye Aha, lombur cumbur lop. saçmalama ya. Hacim hesabı nasıl yapılıyor bakalım. Hacim hesabı da uzayda kapladığımız yer. Düzgün şekiller için çok basit. Bak, 1, 2, 3 tane farklı ayrıntı var ya, bunları çarpıyorsun. 5 çarpı 4 çarpı 3. Hı. O zaman 60, bunlara santimetre dersem 60 santimetre küp diyoruz. Hepsi santimetre olduğunu Evet söylersem. hocam. Bunun hacmi bulduk bile. V değil miydi hacim? Kesinlikle hocam. Şimdi bunun hacmini sen hesapla bakalım, 2 biliyorum. çarpı 2 çarpı 2, 2 üzeri 3 o da 8. Yani 8. Buna da metre diyelim o zaman. Hadi Metre bunu, küp o zaman. bravo, çok iyisin. Peki düzgün olmayan şekiller, mesela bir taş diyelim, nasıl ölçeriz biliyor musun? Dereceli silindir diye bir şey var Tonguç. Hayda. Bardak gibi bir şey ama burada böyle 10, 20, 30, 40, 50 falan yazıyor. Derecesini gösteriyor. Anladım. İşte 10 santimetre küp, bilmem ne santimetre küp falan gösteriyor. Şimdi şunun içinde ne kadar su var Tonguç, söyler misin? 40 santimetre küp. Süpersin. Şimdi bunun içinde kaç santimetre küp su var? 150 santimetre 100. küp. Peki bu taşı attıktan sonra su bir anda ne oluyor? Yeri değişiyor. Ne kadar Ha, suyun yeri değişti 200 onu? santimetre küp. Çüş. Bak, son hacim demiyorum öyle adam. Yeri değiştiren sıvı nedir? Ha, 50 santimetre küp yer Bunu değişti. yanlış. Yeri değişen sıvı. Yeri değişen sıvı ne kadar?
50 santimetre. 50 santimetre küp değil mi? O zaman bu bizim işte taşımızın hacmi oluyor. Tamam. Anladım hocam. Bu düzgün olmayan cisimde de dereceli silindirle ölçüyormuşuz, unutmayalım. Tamamdır. Şimdi bir tane soru. 120 gramlık cismin yoğunluğu ne kadardır? Tonguç, hemen bunun hacmini hesaplar mısın bana, dinliyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3. O da eşittir 60 santimetre küp. Evladım TRT spikerim oldu. 60 santimetre. Aferin mi? O zaman şimdi artık dede muzu böl veri kullanalım. Tövbe. Dede muzu böl versin bakalım o zaman. M'si ne kadar? Bak, gram deyince 120 gram. Aynen. Muz. Bölü. Veri ne kadar da hesaplamıştık zaten. 60. O zaman 2 gram bölü santimetre küp diyoruz. Burayı anladım. Anladım hocam. Tonguç, bir de terleten soruya bakalım. Üstümü çıkarıyorum hocam. Çıkarma lan Allah'ım. Şimdi bak evladım. Burada taşın hacmini ölçmek için ne diyorduk? Yeri değişen sıvı. Aynen. Yeri değişen sıvı ne kadardı? Bakalım, 40, 60, 20 santime. Evet, 40'tan 60'a çıkmış. Demek ki 20 santimetre küp bu neymiş evladım? Taşın hacmiymiş değil mi? Evet hocam. Şimdi V taş diyoruz. Peki bu neyi ölçüyor Tonguç? Bu terazi, elektronik bir terazi. Bu kütleyi ölçüyor. Kütleyi ölçüyor. Bak, gram demiş zaten. Harika. Kaç gram çıkmış Tonguç'cum? 40 gram. 40 gram çıkmış. Demek ki M taş da, yani muzu da 40 grammış değil mi Tonguç'cum? Evet hocam. O zaman dede muzu böl veri yapalım. Dede muzu böl veri yazdım. D eşittir 40 bölü 20 değil mi Tonguç? Aynen hocam, o da 2. O zaman 2 gram bölü santimetre küp. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam, harika anlatıyorsunuz. Harikasın. Mükemmel bir öğretmen. Yalakalık yapma evladım, ben bunu Allah Allah. Pardon. Şimdi kütle hacim grafiği bak, görüyor musun nasıl gözüküyor? Kaldırmış hocam. Evladım saçma sapan konuşma. Yani yukarı kaldırmış. Yukarı doğru gidiyor değil mi? Evet. Şimdi hocam, bir şeyin hacmi arttıkça kütlesi de artar. Kesinlikle. Doğru orantılı ve düzgün bir doğru şeklinde ilerler bunlar. Evet hocam. Şimdi bakalım. Buradan bize diyor ki yoğunluğunu bul diyor. Hayda nasıl bulayım? 50 tane kütle var, 50 tane hacim var değil mi? Yani nasıl bulayım? Skandal. Şimdi mantık şu. D eşittir M bölü V. Dede muzu böl ver. Aynen hocam. O zaman kütlesini ve hacmi bilmem gerekiyor. Ama bir sürü kütle var, bir sürü hacim var. Hayda. Tek nokta taktiği, yani TNT, aynı dinamit gibi bir taktik öğreteceğim sana. Anladım. Burada bakacaksın soruya ve tek noktasını gel. Mesela istediğini seçebilirsin. Bu noktayı okuyabilirsin değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu noktayı seçelim. Bu noktanın kütlesi ne kadar? 120. 120. O zaman 120 bölü hacmi ne kadar? 40. 40. 120 bölü 40. Kaç çıkar Tonguç? 3. 3 gram bölü santimetre küp demek ki bu kadar işte. Anladım hocam. Bak bunun yoğunluğu bu. Ama bak ulan başka bir nokta seçemem mi diyeceksin? Seçebilirim tabii ki. Bak bakalım Tonguç. Mesela şunu seçtim diyelim. Burada 240 bölü çüp. Burası kaç eder? 80 eder. Al işte, o da 3 çıktı. Demek ki değişmiyor. Yani hangi noktayı seçersen seç, tek nokta taktiğine göre aynı sonuç çıkıyor. Anladım hocam. Kütle hacim grafiği o yüzden basit. Şimdi buna bakarsak, buna dikkat, bu sorular önemli. Daha dik olursa grafik daha yoğun olur. Anladım bak, hocam. Bak 3 tane cisim vermiş. A, B, C cisim. Bunların yoğunluklarını vermiş. Yoğunluklarını vermemiş. Grafiklerini vermiş. Yoğunluklarını bizden bulmamızı istiyor. Evet. Şimdi hangisinin yoğunluğu daha fazla diyebilirsin? A'nın. Daha dik olanın daha fazla. O zaman DA büyüktür. D Bursa, D Ceyhan. Bursa, D Ceyhan evladım. Şimdi o zaman ben bunları bir kabın içine koysam. 3 tane sıvı böyle dursa. En alttaki sıvı ne olur Tonguç? En alttaki en yoğundur. A olur hocam. O zaman A aşağı gelir. Ondan sonra B gelir, sonra da C gelir. Anladım o hocam. Zaman yoğun olan altta olur. Bunu da unutma Tonguç'cum. O zaman ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım evladım. Tamamdır hocam.